Fark ettim ya. Ben de devam ediyorum. Şey, tıklamaya çalışıyorum. Merdivendeyiz, aşağıdaki merdivende. Pardon dediniz. Çok teşekkür ederim. Güzel. Benden ver. Tamam. O tarafa şey yapalım Deniz. Unutma ben birazdan gideceğim. 4 tane değil mi? Ne oldu Zeynep? Ben bir şeyler yaparım bilmem ne falan. Ben taktım yani.
Şeyler herhalde. Aslında şu hale geldiği zaman... Bugün bildiğiniz üzere Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü'ne ilgi çekmek, denize ilgi çekmek için suyun altında böyle bir organizasyon düzenledik. Suyun altı gördüğünüzden daha kötü durumda aslında. Elimizden geldiğince bir takım malzemeleri çıkarmaya ve insanların ilgisini çekmeye çalıştık burada. 2 yıldan beri bu etkinliği halka açık bir şekilde yapıyoruz. Denizden çıkanları gördükten sonra vatandaşlarımız ve herkese aslında denize çöp atmamaya, denizlerin bir çöplük olmadığını söylemek isterim. Büyükşehir Belediyesi'ne de bu yıl işbirliğimize katıldıkları için ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Burada amaç halkımızın ve kamuoyunun çevre bilincinin arttırılması ve farkındalığın gelişmesi. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle ilgili gerek altyapı yatırımları, hava kirliliğiyle mücadele, hafriyat atıklarının yönetimi, entegre atık yönetimi, dere ıslahlarının yapılması, sahil temizliği, yeşil alanların arttırılması gibi birçok çevre yatırımını hayata geçirirken aynı zamanda farkındalığın arttırılmasını da unutmuyoruz. Tabii denizler de bizim için çok önemli. Denizler, okyanuslar, dünyanın 1/3 neredeyse sularla kaplı ve oksijen kaynağımız aslında her ne kadar hep ağaçlar desek de aslında denizler ve okyanuslar. Hem karbondioksit emilimi açısından hem de oksijen açısından. Bu anlamda da denizleri korumak hepimizin görevi. 115 kilometre deniz kıyı bandında ve 170 kilometre göl kıyı bandında sürekli olarak denizlerimizin ve göllerimizin, kıyılarımızın temizliği ve bakımıyla mücadele etmektedir.